Gülüşünüzü yeniden yapılandırabilirsiniz. Aynaya baktığınızda görmek istediğiniz gülüşü göremiyorsanız şimdi dikkat. Diş hekimi ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Nihat Tanfer bu yöntem sayesinde bir günde yeni bir gülüşe sahip olabileceğinizi söylüyor. 3D uygulamalarıyla artık ürün adını vermeyelim. Bir gün içerisinde bir hastanın veya bir kişinin, hasta demeyelim ona, bir kişinin üst çenesinin veya alt çenesinin veya 10 tane dişinin tamamını bir gün içerisinde yeniden porselen olarak yapıp farklı bir insan olarak onu dünyaya kazandırmak mümkün. Ağız içi kameralarıyla ölçülerini alıp alete gönderdiğimizde belirli bir süreç içerisinde 10 tane dişi 3 saat 4 saat gibi bir sürede hazırlıyoruz ve hastalarımıza takıyoruz. Yeniden alışkanlıklarını, arzularını hazırlayıp yapmamıza rağmen sabah gelen bir hasta akşam yepyeni bir şekilde evine gidebiliyor. Gülüş tasarımı için uygulanan bu yöntemin en güzel yanı bu. Nasıl bir dişe sahip olacağı önceden görülebiliyor ve çok kısa sürede hazırlanıyor. Ayrıca dudak şekli ve diş eti sağlığı da düzeltilebiliyor. Gülüş tasarımında şu önemli. Sadece dişler üzerinden hareket ederek gülüş tasarımı yapmak yanlış. Bunun yanlış olduğu da zaman periyodu içerisinde yapılan uygulamalarda görüldü. Gülüş dediğiniz zaman dudakları yatsıyamazsınız. Yandaki komisürleri yatsıyamazsınız. Yani onları yok sayamazsınız. Çok güzel bir gülüş tasarımı yaparsınız ama dudaklar bu gülüşe ve o destekleri vermedikleri için gülüş tasarımınız hiçbir işe yaramaz. Veya diş etlerini gülüş tasarımından ayıramazsınız. Diş etlerinin açısı, yapısı gülüş tasarımının içerisindeki en önemli unsur. Dudaklardaki çöküntüler, kırışıklıklar, eksiklikler artık günümüzde farklı bir takım dolgu yollarıyla telafi edilmeli. Ki yapmış olduğunuz gülüş tasarımı arzu edilen sonucu versin. Çok güzel bir dizayn yapabilirsiniz ama etrafındaki çerçeve, yani çok güzel bir resmin çok hiç çerçevesinin olmaması gibi bu. Güzel bir dudak. Sadece dudakta değil, bu kadın için de erkek için de böyle. Dudak yanındaki komisürler, açıların da o gülüş tasarımını desteklemesi lazım. Diş estetiği yapılırken ağız ve diş sağlığı da oldukça önemli. Hem güzel hem de sağlıklı gülüşler hedefleniyor. Sağlık temeline dayanmayan hiçbir estetiğin anlamı yok. Bunu yapsanız da sonucunda hastanın mutlu olma şansı yok. Buradan şuraya varalım. Diş estetiği yapılmış ama altyapısındaki dişler çürük. Kanal tedavileri yapılmamış, diş etlerinde problem var. Ve bütün bunların üzerine siz çok güzel bir diş yapmışsınız. 6 ay sonra o hastanın problemi var. Diş hekimliği koltuğu veya dişçi koltuğu, halk arasındaki galatı meşhurla dişçi koltuğu öyle çok sevilen bir koltuk değil. Onun için altyapısının doğru yapılması, çok sağlıklı yapılması, onun üzerine estetik proseslerin yapılması lazım. Gülüş tasarımı sayesinde insanların hayatları psikolojik olarak oldukça olumlu etkileniyor. Dağlık Karabağ'dan kadıncağız buraya geldiğinde ağlayarak geldi. Çünkü hiçbir şekilde hastaya kemik olmadığı için çenesinde ne implant yapılabiliyordu ne sabit protez yapılabiliyordu. Ve ağlamanın sonucunda bütün Avrupa'da gitmediği doktor da kalmamış. O kadar gözyaşı döktü ki ben de dayanamadım kadıncağıza. Peki dedim, hiç üzülme. Ben mutlaka sana sabit bir protez yapacağım. İşte o zaman box teknik uygulaması yaptık. Bekledik 7 ay. Yeniden bir kemik inşa ettik ona. O arada 7 ay sonra implantlarını yaptık. O implantların üzerine sabit protezlerini yaptık. Sabit protezler yapıldıktan sonra o kadının tekrar buradan sevinç gözyaşlarıyla ağlayarak gitmesi ve ondan sonra da bizi ekip olarak Podgorica'ya davet etmesi benim hayatımdaki en önemli ufak sayılabilecek hatıralardan bir tanesi. Bir iki dokunuşla bir gün içinde hem gülüşünüz hem de hayatınız değişebiliyor. Esas konu burada bütün dişlerin bir an içerisinde hazırlanıp o hazırlanan dişlerin çok kısa bir süre içerisinde, yani 4 saat insan hayatında çok önemli değil, yepyeni bir ağza kavuşarak çıkmak hiçbir şey değil ama o süre onlar hazırlanırken dolgularının yapılması, temizliklerinin yapılması, hatta başka bir takım şeylerinin yapılması da mümkün. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum.